Serkan, ağır adımlarla barınağa doğru ilerlerken Ütopyalılar kimin geldiğine dair tahminlerde bulunuyor. Ses yok. Var mı? Bahadır bir de güvercinle giriyormuş içeri. Acaba? Bir saniye. Yok ya ses mi? Yok ya ses mi? Var. Hayır ya, kapının önünde duruyoruz da şu an. Bayrak o. O bayrak. Serkan geldi. Grup içindeki gizli notlaşma krizi sonrasında elenen Serkan kapıda görününce eski grup arkadaşları nasıl bir tepki vereceklerini bilemiyorlar. Nasılsınız? Abi oturun. Hiç zahmet etmeyin. Serkan kimseyle hasret gidermeden, hatta Raşit haricindeki arkadaşlarının ellerini dahi sıkmadan sandığın üzerine oturuyor. Niye merhabalaşmadık ya? Bir el sıkışması, sarılması. Şimdi suni bir şey istemedim. Hoşuma gitmiyordu. Herkesle konuşacak şeylerim var. Kırgınlıklarım var. Kızgınlıklarım var. Açıklamam gereken şeyler var. O yüzden suni bir giriş istemedim. Bu soğuk merhabanın yanlış anlaşılmasını istemeyen Serkan bu tavrının nedenini açıklıyor. Merhaba demek veyahut da işte tokalaşıp öpüşmeye çok inanmıyorum ben bu saatten sonra. O yüzden bunu böyle yaşamakta fayda var. Bu girişin doğru olan tamam, bu. Tamam Serkan, kıvama geldi. doğru olan bu. Bu mesafe bazı şeyleri konuşup çözene kadar aramızda koymamız gereken ve de daha doğru oturup konuşup tahlil yapmamız gereken bir şeydir. Serkan elendikten sonra kendisinin arkasından konuşulduğunu iddia ediyor. Benim gittikten sonra, ben elimi uzatıp tokalaştıktan sonra arkamdan konuşan arkadaşların şu anda elini sıkmam çok doğru olacağını düşünmediğim için zaten ayağa kalkıp öyle bir şey yapmak istemedim. Ama hepinizin hoş geldiğini canı gönülden kabul ediyorum. Sen söylemedi ki. Sen yani şey elenen onu? İnsanların arkasından konuşulmaması gerektiğini biz defalarca söyledik. Serkan, zaten sen bize mi söyledin onu? Evet. Bu konu, bu zamana kadar zaten Tuncay da bunu biliyor. Tuncay da bunu biliyor. Ondan sonra Türkan abla olsun, Kure Tülen olsun vesaire XXX. Ondan sonra ya arkadaşım bunu yapmayın ya. Vallahi yapmayın. Biz, bize mi diyorsun? Sen? Sana diyorum. Oraya demiyor musun? Dışarı çıktığında Ütopya'yı takip ettiğini belirten Serkan, Semih'e gözdağı veriyor. Sana diyorum, özellikle sana diyorum çünkü çok enteresan bir şey var. Şimdi ne oldu şey mi? Bu hani kısa süreli bir tatil var ya. Evet. O tatili çok güzel değerlendirdim ben. Hani kendini bana bu saatten sonra anlatmaya asla kalkma. Tamam, o zaman ben şey senin mi ne olduğunu çok iyi biliyorum. Şey, DNA'nı çözdüm. Serkan. Siz zannediyorsunuz ki bu çocuklara dalacaktım ben, değil mi? Hani işte bu arkalarından bilmem ne oldu falan filan oldu bilmem ne. Ondan sonra bizim aramızdaki kırgınlıklar belki bu yarışmanın sonuna kadar devam edebilir. Biz belki kafe grubunu tekrardan ayakta tutmayabiliriz. Belki bireysel oluruz belki. Biz bugüne kadar senin iç işlerine mi karıştık arkadaşım? Tamam, Serkan el öpmeye gelmiş. El öpmeye burada gelmişsen. El öpecek tamam. Birisi varsa Semih. Tamam. O da sensin. Sen öpeceksin işte. Sorunlarını grup içinde halletmek isteyen Serkan Semih'e meydan okuyor. Ben senin DNA'nı çözdüm. Evet yani. Ben anladın? De seni paket yapmış kişiyim. Paket mi yapmış kişi? Paket yapmış kişi. Şu Murat abinin söylediği şey var ya. Ben diyor onu çöp poşetine koydum abi, yolladım. Hiç akıllanmamış. Abi hiç senin poşet yırtık çıktı. Birincisi bu. Hakikaten yırtık çıktı. Hem de geri dönüşüm poşetiymiş. Herkesin cevabını merakla beklediği soruyu Meral soruyor. Serkan yeniden kafe grubuyla birlikte mi hareket edecek? Sen şimdi kafe grubu musun? Ben karşılıklı kırgınlıklarla ayrıldım buradan. Birincisi bu. Evet. Ben hiçbir zaman tek tarafın kabahatli olduğuna inanmadım. İkincisi bu. Önce bir konuşalım. Aynen. Herkes suçlarını, kabahatlerini kabul etsin ve ondan sonra bir karar versin, ben savunurum. Serkan kendisi yokken Tuncay, Pınar ve Noyan'ın kafe grubuna ait alanları paylaştırmaya başlamasına tepki gösteriyor. Çünkü ben daha buraya gelmeden bilmiyorum hanginizin tapu kadastroda akrabası var. Her yeri paylaştınız birader.
Anlatabildim mi? Anahtarlar verildi bilmem ne ıvır zıvır. Onları konuşacağız. Serk başlamışsa burada kafe zihniyeti, bu adam yalnız kaldığı zaman ben kafe ruhunu temsil ederek devam edeceğim deyip ondan sonra anahtarını sana veriyorum deyip benim ona emanet ettiğim şeyi başkasına emanet etmeye kalkarsa ben o zihniyetin içinde yer almam birader. Noyan, Serkan'la yüzleşmek isterken Tuncay bu tartışmaların Semihlerin önünde yapılmasından rahatsız oluyor. Serkan abi, sana hala Serkan abi diyorum. Demesen de olur, demediğin anları izledim ben. Devam et. Eğer sen buraya bir kin, hırsla gelmişsen... Ben buraya hiç kimseye düşmanlık besleyerek gelmedim, devam et. Bir şey diyeceğim Noyan, ben buna karşıyım bak. Bunların bu insanlar önünde konuşulmasına karşıyım. Evet, kesinlikle katılıyorum Tuncay'a. Biraz yani önce bu bizim dediler, problemimiz. Bizim iç meselemizse bu biz bunu kendi aramızda konuşalım. Yok. Göremediğimiz şeyleri izleyip geldik. Ben senin nereden neyi nasıl alıp neye boyayıp ne yaptığını biliyorum. Hoş geldin kardeş. Konuşacağız Tuncay. Konuşuruz. Çok uzun konuşacağız. Konuşuruz. Konuşacak ya, çok şeyimiz var. Biliyorum. Benim de çok fazla.